Herkese merhaba. Flo, belki adını ilk kez duyduğunuz bir marka ancak bu marka altında akıllı telefon, tablet, aksesuar, klima gibi farklı ürün seçenekleri sunuluyor. Elimde tutmuş olduğum Flo X de Flo'nun amiral gemisi olarak nitelendirebileceğimiz bir akıllı telefon modeli. Flo X, orta segment Android telefonlarında görmüş olduğumuz teknik özellikleri daha çok üst sınıf Android telefonlarında gördüğümüz tarzda bir gövdeyle buluşturuyor. Telefonu görmüş olduğunuz gibi oldukça ince bir gövdesi mevcut. 6.65 mm'lik kalınlığa sahip bir metal profil bu telefonun etrafını çevriliyor. Bu telefon önde ve arkada sağlam camları sunuyor. Böylelikle karşımıza gerçekten sağlamlık hissini fazlasıyla veren bir Android telefon mevcut. 119 gram gibi bir ağırlık var. Bu açıdan da Flo X'in iPhone 6s ile yarışır halde olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Kısacası bu telefonda orta, üst veya üst segment bir Android telefonun sunmuş olduğu hissi almak mümkün oluyor. Telefonda 5 inç HD ekran var. 294 ppi'lik bir piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekranın gayet yeterli bir görüş sunduğunu söylememiz gerekiyor. Normal optimum görüş uzaklığında pikseller fark edilmiyor. Gayet keskin, canlı renkler eşliğinde bir görsel deneyim yaşamak mümkün oluyor. Güneş ışığı altında da bu ekranın iyi bir deneyim sunduğunu belirtmemiz gerekiyor. İşlemci tarafına baktığımızda Flo X'de 4 çekirdekli bir işlemci mevcut. MediaTek işlemci de Mali T720 grafik işlemci birimi de mevcut durumda. Telefonda 2 GB RAM var. Bunun yanı sıra 16 GB dahil hafıza da bu telefona eşlik ediyor. Bu telefonun sahip olduğu donanım paketi günlük işleri rahat şekilde görmeye olanak sağlıyor. E-posta kontrolü, sosyal ağlarda gezinme, İnternette surf gibi işlerde Flo X'in gayet yeterli olduğunu söylememiz gerekiyor. Telefonun sahip olduğu pil de ortalama bir günlük, sabahtan akşama bir günü rahatlıkla çıkaracak bir performansı kullanıcılara sunmayı başarıyor. Flo X'in 4G desteği de mevcut ve 4G desteğinin de oldukça yeterli olduğunu söylememiz gerekiyor. Çoğu yerde 4G bağlantısını hızlı şekilde gerçekleştirmek bu telefonla mümkün oluyor. Bunun yanı sıra Wi-Fi bağlantısının da gayet iyi çalıştığını belirtmemiz gerekiyor. Flo X'de Android 5.1 Lollipop çalışıyor ve bunun üzerinde çeşitli Flo eklentilerini görüyoruz. Duvar kağıdı çeşitli bileşenlerle sınırlı kalmış bir kullanıcı deneyimi mevcut. Bunun dışında genel olarak saf Android arayüzünü kullanıcılara sunan bir yapıya sahip Flo X'in kullanıcı arayüzü. Telefonun üst tarafında kızılötesi port var. Bu kızılötesi port sayesinde de Flo X'i bir uzaktan kumanda gibi kullanmak mümkün oluyor. Telefonda yüklü olarak gelen Zaza Remote uygulaması sayesinde televizyon, ses sistemi ve bunun gibi elektronik cihazları rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Uzaktan kumandaya ihtiyaç duymazsınız. Flo X'in kamera cephesine baktığımızda telefonun arkasını Samsung sensörlü 16 megapiksel kamera yer alıyor. Önde de 8 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Kamera arayüzünü daha önce başka telefonlarda da görmüştük. Alıştığımız bir kullanıcı arayüzü. Sağ kenarda fotoğraf ve video çekim tuşları yer alıyor. Sol tarafta da çeşitli ayarları gerçekleştirmenize olanak sağlayan çeşitli kontroller mevcut. Picture in Picture modu var, görmüş olduğunuz gibi ön ve arka kamerayı aynı anda kullanarak fotoğraf çekebilirsiniz. Canlı fotoğraf modu gibi farklı bir mod da mevcut. Yine hareket izleme modu gibi bir modu da bu telefonun kamerasında görüyoruz. Eğer ortamdaki ışık koşulları yeterliyse deklanşör oldukça hızlı şekilde çalışıyor. Ancak karanlık bir ortamda fotoğraf çekiyorsunuz veya HDR modu açıksa bu durumda biraz beklemeniz ve bu sırada da telefonu hareket ettirmemeniz gerekiyor. Flo X ile ilgili aktaracaklarımız o kadar. Telefonla ilgili çok daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'da yer alan detaylı incelemesinde bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.